Türkiye genelinde müthiş bir çaba var, bir çalışma var. Özellikle genç şeflerimiz Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için Türk mutfak kültürünü, lezzetini, damak zevkini yaymak için büyük çaba içinde. Dünyanın birçok yerinde yarışmalara, etkinliklere katılıyorlar. Şu anda yurt dışında çalışan bir sürü öğrencilerimiz, genç şeflerimiz var. Ve bunun zamanla daha çok artacağına inanıyorum. Çünkü iyi bir şef Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde iş arıyor. Ve Türk şefleri özellikle Amerika, işte Hollanda, Kanada, Fransa tarafından tercih edilen şefler. Şu anda şeflerimizin çoğu yurt dışında çalışıyor diyebilirim. Dünyanın birçok yerinde Türk şefle karşılaşabilirsiniz artık. Şunu da ben iddia ediyorum. Yine konferansta bunu iddia ettim. Dünyanın ilk cateringini Osmanlılar yapmış diye, Osmanlı mutfağı yapmış diye. Ya nasıl olur dediler. Ben de izah ettim, anlattım. Bunu sizinle de paylaşmaktan mutluluk duyacağım. Örneğin biz seferlere çıktığımız zaman seferlere çıkılmadan önce 5 ay, 6 ay, 7 ay bölgesine göre, uzaklığına göre öncüler gönderilirdi. Askerin yiyecek içecek ihtiyacını karşılamaları için önceden çalışmalar yapılırdı. Örneğin toprak ekilirdi, su kaynakları bulunurdu, hayvan yetiştirilirdi. Bütün böyle yol güzergahına işte binlerce kişiye yemek yapacak, ağırlayabilecek, kaç gün kalacaksa onu programlayarak hazırlanan toplu yemek yani çalışmaları yapıldığını biliyorsun. Biliyorsun bir de Osmanlı Saray Mutfağı'nda, özellikle Edirne Saray Mutfağı'nda pişirilen yemek bütün her tarafa yani 5000 kişiden aşağı değildi günlük. Birçok yere işte Yeniçerilere, diğer alaylara birçok yere dağıldığını biliyoruz hepimiz. Bir tane şey versene abi. Üstüne atacağım ya, tam alalım, üstüne atacağım. Alıyorsun değil mi sizi? At abi. Ateş var sen, daha çabuk çıkart. Prezentasyon önemli yemek yani.